Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen test 2'ye geçtim ben. Tabii ben arka arkaya çözdüğüm için direkt nefes bile almadan test 2'ye geçtim. Ama siz dinlerken ara vereceksiniz tabii ki. Şimdi alan eğitiminden korkuyoruz, değil mi? Arkadaşlar, alan eğitimi en çok yanlış yapılan yer ama aslında eğitim bilimlerine hani çalıştırırsanız bu öğretim yöntem tekniklerini falan biliyorsanız emin olun çok kolay yapabileceğiniz sorular var. Yani burada hem alan bilgisine sahip olmamız hem de eğitim bilimlerinden özellikle öğretim yöntem ve teknikleri dersine hakim olmamız arkadaşlar buradaki birçok soruyu yaptırır. Bizim sadece kazanımları ekstradan bilmemiz lazım ki onu da geçen videoda söyledim. Eğer özel işte ders veren, dershanede eğitim veren, özel okullarda eğitim veren hocalarımız varsa onlar mutlaka biliyorlardır. Eğer hiç böyle bir şey yapmadıysanız, ilk defa hazırlanıyorsanız veya işte çok fazla bilginiz yoksa dediğim gibi internetten bakabilirsiniz. Bunları iyi bilmek lazım. Çünkü sorularda dikkat ederseniz genelde ona göre geliyor. Bir de biyoloji öğretim programı. Onunla ilgili zaten sorulara baktığınız zaman arkadaşlar böyle direkt çıkarabileceğimiz sorular çok fazla bizi yormayacak sorular var. Dolayısıyla bence alan eğitimi korkmamamız gereken bir yer ve 15 soru var biliyorsunuz. 15 sorudan 12 tanesinin 13 tanesinin rahatlıkla yapılabileceği bir yer arkadaşlar. Dolayısıyla korkmuyoruz. Sorularımızı çözüyoruz ve sınavda da çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Evet, başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 2018 biyoloji ders öğretim programının genel amaçları arasında yer almaz? Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel ve duygusal temelleri oluşturma. Bu yer alır, değil mi? Bilimin doğasını kavratma tabii ki var. Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodun kullanılmasını sağlama tabii ki var. Öğrencilerin biyoloji uğraşı alanlarını öğrenerek bilimin kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri geliştirme bu da var. Biyoloji konuları ile diğer ders konuları arasında bağlantı kurmalarını sağlama. Arkadaşlar bu genel amaçları arasında yer almaz. Yani bu tabii ki diğer dersler arasında da bağlantı kuracağız ama direkt onlar hani ders konuları arasında bağlantı kuralım. İşte şu şundan dolayı bu bundan dolayı değil. Sadece ilişkisini söylersiniz bu yeterlidir. Hani direkt olarak bağlantı kurmasına gerek yok. Cevabımız E şıkkı. İkinci soru. 17. yüzyılın ortalarında Hooke kendi tasarladığı mikroskobuyla ölü mantar dokusundan hücreyi tanımlarken 19. yüzyılın başlarında da Brown hücre çekirdeğini keşfetmiş. Bundan yaklaşık 40 yıl sonra Mischer, herhalde öyle okunuyor. Mischer, nükleik asitleri balığın sperm çekirdeklerinde görmüştür. Bu gelişmelerden sonra DNA'nın çift zincirli yapısı ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir. Yukarıda anlatılan durum, aşağıda verilen biyoloji bilgisinin doğasıyla ilgili ifadelerden hangisine örnektir? Büyük ihtimal aşamalılıkla ilgili bir şey olacak. Biyoloji bilimi belli sınırlar içinde geçerli bir bilim dalıdır. Bu değil, değil mi? Biyoloji belli ırkların tekelinde olmayan bir bilim dalıdır. Bilimsel bilginin yorumlanmasında bilim insanlarının görüşleri de etkilidir. Biyoloji bilgisi bazen birbirini destekleyerek ilerler. Biyoloji bilimindeki bazı gelişmeler tesadüfler sonucu olmuştur. Arkadaşlar buna en uygun hangisi? Denizli şıkkı. Birbirini destekleyerek. Bakın önce hücreyi buluyor, sonra işte nükleik asitleri, çekirdeği falan filan derken hepsi birbirini destekleyerek gidiyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Üçüncü soru. Ekosistem ekolojisi konusuyla ilgili öğrencilerde oluşabilecek kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla sınav hazırlayan bir biyoloji öğretmeninin aşağıdaki sorulardan hangisini sorması testin kapsam geçerliliğini düşürür. Şimdi bunu yapabilmem için benim ekosistem ekolojisinde ne var onları bilmem lazım. Bakalım. Popülasyon, komünite ve ekosistem arasındaki ilişki örneklerle açıklar mısınız diye sormuş. Bu olur ekosistem ekolojisinde. Madde ve enerji akışında üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rollerini demiş. Bu da olur. Ayrıştırıcıya bir örnek verebilir misiniz? Bu da olur. Biyolojik birikim nedir? Örnek vererek açıklar mısınız? Olur. Simbiyotik yaşamı sınıflandırır mısınız? Arkadaşlar bu komünite ekolojisi içerisine girer. Hatta biz bu konuyu simbiyotik yaşamı 11. sınıfta anlatıyoruz. Dolayısıyla komünite ekolojisi kısmına giriyor. Cevabımız E şıkkı olur. Dördüncü soru. Bir biyoloji öğretmeni öğrencileriyle birlikte laboratuvar çalışmasında böbrek diseksiyonu yapmış ve çalışmasının sonunda da öğrencilerinden öz değerlendirme yapmalarını istemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu konuyla ilgili öz değerlendirme sorularından biri olamaz? Diseksiyon çalışmasıyla ilgili neler öğrendim? Olur. Böbreğin yapısıyla ilgili bilmediğim neler öğrendim? Bu da olur. Böbrek kesilirken nelere dikkat ettim? Olur. Böbrek diseksiyonu sırasında öğretmenim öngörmediği nelerle karşılaş? Bakın bu öz değerlendirme de yani kendini değerlendirme değil, öğretmeni değerlendirmedir arkadaşlar. Veya işte öğretmenle ilgili bir şeydir. Kendisiyle ilgili değil. O yüzden cevabımız bu. Aynı yöntemi kullanarak kalp diseksiyonu yapabilir miyim? Bu da öz değerlendirme. Cevabımız D şıkkı olacak. Diğer sorumuza gelelim. Diyor ki, mikroskop kullanma becerisinin değerlendirilmesi sırasında kullanılacak tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre değerlendirme sürecinde kullanılacak puanlama anahtarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada evet hayır ile ilgili bir tablo var. Bu tabloya baktığımız zaman bizim için hani en uygun değerlendirme yani puanlama anahtarı hangisi olur? Kontrol listesi olur değil mi? İşte mikrovide etkin olarak kullanabiliyor. Kontrol ediyorum. Yapıyor mu? Yapıyor. O zaman evet işaretliyorum. Mikrovide etkin olarak kullanabiliyor. Mikrovide. Diyelim ki hayır. Böylelikle ne olur? Kontrol listesi olur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 6. Kalbin yapısı ve damar çeşitleriyle ilgili hazırladığı bir sınavda tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğini kullanan bir öğretmen için diyor. Hangileri doğrudur? Geleneksel bir ölçme değerlendirme yöntemi kullanmıştır. Arkadaşlar tanılayıcı dallanmış ağaç geleneksel değil. Geleneksel olanlar nedir? İşte doğru yanlışlar, işte klasik sorular. Özellikle mesela klasik soru tamamen gelenekseldir. Dolayısıyla bu yanlış. Dolaşım sistemiyle ilgili öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmek istemiştir. Evet doğru. Tanılayıcı dallanmış ağaç tespit eder. Öğrencinin zihninde konuyla ilgili oluşmuş yanlış bağlantıları tespit etmek istemektedir. Zaten birbiriyle bağlantılı olarak gittiği için ne oluyor? Yanlış bağlantıyı da tespit edersiniz. Cevabımız Z şıkkı olacak. 7. soru. Hücre ve canlıların temel bileşenleri konularında ortak bir kavram haritası hazırlayan bir öğrencinin uygulamalarından hangileri daha yüksek puan verilerek değerlendirir? Farklı hiyerarşik seviyede gösterdiği hücre zarı ve organik bileşikler arasında çapraz bağlantı kurması. Arkadaşlar çapraz bağlantılar kuruyorsa bu kesinlikle daha yüksek puandır, unutmayın. Hani aynı konu değil de farklı konular arasında çapraz bağlantı kurabiliyorsa öğrencinin yüksek bir bilişsel düzeyde olduğunu gösterir. Dolayısıyla bunu alırım. Aynı hiyerarşik seviyede gösterdiği hücre zarı ve çekirdek arasında ara bağlantı kelimesi yazması. Şimdi bakın aynı hiyerarşik seviyede hücre zarı çekirdek zaten birbiriyle bağlantı, bu çok yüksek değil. Organik bileşikler arasında hiyerarşik bir ilişki göstermesi, bu da değil. Aynı hiyerarşik seviyede gösterdiği bitki ve hayvan hücresi arasında çapraz bağlantı. Bakın bu da yine olur. Yani siz çapraz bağlantı gördüğünüz zaman orada diyeceksiniz acaba bu yüksek midir? Eğer farklı şeyler arasında kuruyorsa, mesela burada bitki ve hayvan hücresi arasında kurmuş. Burada da farklı hiyerarşik seviyede kurmuş. Dolayısıyla bunlar yüksek seviyededir. Daha yüksek puan vermemiz gerekir. 8. soru. Biyoloji dersinde performans görevlerini belirlenirken aşağıda verilen içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisinin dikkate alınması en uygun olacaktır? Sorgulama merkezli, modüler, piramitsel, doğrusal, konu ağı, proje merkezi. Arkadaşlar bizim için en uygun olan hangisidir? Tabii ki proje, değil mi? Proje merkezli olan bizim için yani biyoloji için en uygun olandır. Proje, deney, bunlar arkadaşlar biyoloji dersinde kullanılan programlamalardır. 9. soru. Özellikle zaten biyoloji gerçekten hani görsel olarak veya işte psikomotor olarak gösterebileceğimiz şeylerle doludur. Dolayısıyla arkadaşlar mesela bir kan gruplarını anlatırken işte antijen antikoru da anlatıp bir öğrencinin kanını belirlemek veya kendi kanınız üzerinde de olabilir. Daha sonra bu 11. sınıfta özellikle diseksiyon çalışmaları yapmak, 9. sınıfta deneyler yapmak. Yani bunlar öğrencileri hem derse çok iyi adapte ediyor hem de arkadaşlar daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Biyoloji tamamen buna dayalı ama şu anki okulların birçoğunda böyle bir durum yok maalesef. Bu da tabii ki bizleri birazcık sıkıntıya sokuyor. Gelelim diyor ki 9. soruda.
Biyoloji dersinde yapılan yukarıdaki uygulamalardan hangileri içeriğin basitten karmaşa doğru düzenlenmesi ilkesine örnek olarak gösterilemez? Basitten karmaşa. Kalıtım konusunda öncelikli olarak monohibrit çaprazlama, sonrasında da dihibrit. Bu basitten karmaşa, değil mi? Bu olur. Öncelikle mitoz bölünme evrelerinin sözel olarak ifade edilip doğru sıralamanın istenmesi, daha sonra evrelerin karışık çizilerek doğru sıralamasının istenmesi. Bu da olur değil mi arkadaşlar? Basitten karmaşa doğru oluyor. Olur. Öncelikle substrat yoğunluğu tepkime hızı deneylerinin yapılıp daha sonra enzim yoğunluğu tepkime hızı. Şimdi arkadaşlar önce bizim bir enzim yoğunluğu tepkimeyi nasıl etkiliyor bunu bir göstermemiz lazım ki daha sonra substratı ekleyelim de işte ortama katalım, ona göre yapalım. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şık. 10. soru. Diyor ki bitki büyümesinde farklı minerallerin gelişimini deneylerle gösterir kazanımı Bloom'un bilişsel alan sınıflamasına göre aşağıda verilen hangi basamağa karşılık gelir? Bakın deneylerle gösterir. Arkadaşlar biz deney yapıyorsak bu nedir? Uygulama basamağıdır tabii ki. Cevabımız C şıkkı olacak. 11. Biyoloji dersinde öğretmenin yaptığı memeli gözü diseksiyonu dikkatlice izleyen bir öğrenci. Bloom'un aşağıdaki psikomotor alan basamaklarından hangisine karşılık gelen bir davranışı gerçekleştiriyordur? Uyarılma, taklit, beceri haline getirme, yeni duruma uydurma, yaratma. Dikkatlice izliyor arkadaşlar. Burada dikkatlice izliyorsa bu tamamen uyarılmaya girer bakın. Eğer ki izledikten sonra bunu kendi de yapıyor deseydik taklit olurdu. Veya işte hayatına sürekli hani bir şeyleri diseksiyon yaparak inceliyor deseydik, alışkanlık haline getir deseydik beceri haline getirme olurdu. Ama burada hangisi olacak? Dikkatlice. Bakın burada dikkat önemli. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. 12. Bloom taksonomisine göre yukarıda verilen kazanımlardan hangi ikisi aynı düzeyde incelenir? Hücre zarının görevlerini açıklar. Bu nedir? Bilgi düzeyi değil mi? Bilgi. Hücre zarının yapısını oluşturan molekülleri listeler. Bu da bilgi arkadaşlar. Hücre zarının yapısını açıklayan görüşleri özetler. Hücre zarı ile çekirdek zarını karşılaştırır. Burada şunu yanlış söyledim arkadaşlar. Şu kavrama olacak. Kavrama. Çünkü hücre zarının görevlerini açıklar. Açıklama dediğimiz olay kavramayla alakalıdır tamamen. Eğer listeleme işte direkt yani ezberden sayma olayı varsa bilgi düzeyinde. Görüşleri özetleme olayı yine kavrama alanında. Hücre zarı ile çekirdek zarını karşılaştırma olayı da analiz basamağındadır. Dolayısıyla hangi ikisi olacak? 1 ve 3 olur. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütme becerisiyle en az ilişkilidir? Biyolojik bir deneyi sorunsuz yapabilme, biyolojik bir problemle ilgili yaptığı çıkarımların geçerliliğini sorgulayabilme, akıl yürütme var değil mi burada? Bu var. Biyoloji öğrenirken genellemeler yapabilme, olur arkadaşlar burada da akıl yürütme var. Yaptığı biyolojik genellemelerin doğruluğunu savunabilme, bakın savunma olayı, akıl yürütme var. Biyolojik problemlere farklı açılardan bakabilme. Bakın şurada biyolojik bir deneyi sorunsuz olarak yapabilme, burada akıl yürütme yok. Burada tamamen bir işte el becerisi, işte bununla alakalı el becerisiyle alakalı olabilir veya işte yaptığı deney tasarımıyla alakalı olabilir. Ama burada akıl yürütme olayı yok arkadaşlar. 14. Yukarıdaki örnekleri verdikten sonra enzimler ancak ortamdaki su oranı belli bir değeri aştıktan sonra çalışır diyen bir biyoloji öğretmeni hangi düşünme becerisini kullanmıştır? Tohum içindeki su oranı belli bir değere ulaşmazsa çimlenme reaksiyonları başlamaz. Islak ekmek kuru ekmeğe oranla daha çabuk bozulur. Şimdi burada arkadaşlar hangisini kullanmış? Tüme varım değil mi? Tüme varım. Ne yapıyor burada? Bakın bir örnek veriyor. Burada da bir örnek veriyor. Genel bir kanıya ulaşıyor. Genel bir kanı yani şuradaki kanıya ulaşıyor arkadaşlar. O zaman tüme varım yöntemi olur. 15. Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminde hipoteze karşılık gelen bir ifadedir? Canlılardaki her bir polipeptit bir gen tarafından sentezlenir. Bütün canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşmuştur. Hücreler bağımsız oldukları halde birlikte iş görürler. Hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir. Eşik şiddetinin üzerindeki uyarılar
hep aynı şiddete tepki gösterir. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar, hipoteze karşılık gelen hangisi? Canlılardaki her bir polipeptit bir gen tarafından sentezlenir. Bakın bu hipoteze karşılık gelir. Diğerleri arkadaşlar, diğerleri ya bir teoridir arkadaşlar ya da bir işte prensiptir. Mesela bu bir gen bir polipeptit hipotezi. Bu hipoteze karşılık geliyor. Birden fazla hücreden oluşmuştur. Hücre teorisi mesela. Hücre teorisi. Sonra bu da yine arkadaşlar hücre teorisi. Şu ya hep ya hiç prensibi. Ya hep ya hiç prensibi. Bu da yine arkadaşlar hücre teorisi. Dolayısıyla A şıkkı hipoteze karşılık geliyor. Gelelim 16. sorumuza. Biyoloji 9. sınıf canlılar dünyası ünitesinde bitkiler konusuyla ilgili aşağıda gösterildiği gibi bir kavram haritası oluşturuluyor. Buna göre bu kavram haritası aşağıdakilerden hangisi içerisinde değerlendirilebilir? Kavram listesi oluşturulurken genelden özele doğru olacak şekilde en merkez kavram olan bitkiler kavramı sayfanın en üstüne yazılıyor. Konuyla ilgili ve bitkiler kavramını tanımlayan damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve tohumlu kavramları aynı seviyede olacak şekilde sayfanın daha alt kısmına yerleştiriliyor. Tohumlu bitkiler olarak ayrılır, bağlantı kelimesiyle ikiye ayrılarak açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkilerle farklı seviyelerde olmak üzere ilişkilendiriyor. Ya bizim aslında sınıfta en çok kullandığımız kavramdır arkadaşlar. Yani kullandığımız yöntemdir bu. Bu da hangi yöntemdir? Tabii ki hiyerarşik kavram haritası. Eğer ki siz en üstte bir şey yazdıysanız, madde işte kavram yazdıysanız, sonra bunları işte ayırdıysanız, sonra onu da ayırdıysanız, bu nedir? Hiyerarşik kavram haritasıdır. 17. Aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir öğrencinin konuyla ilgili bir kavram yanılgısı yoktur? Mayoz bölünme çeşitliliğe yol açarken mitoz bölünme yol açmaz. Doğru söylemiş değil mi? Herhangi bir şekilde kavram yanılgısı yok. Cevabımız bu olacak bence. Diğerlerine de bakalım. Mitoz bölünme hem karyokines hem de interfaz evrelerinin ortak ismidir. Hayır arkadaşlar. Mitoz bölünme sadece karyokines ve sitokinezin ortak ismi. İnterfaz ayrıdır. Bu yanlış. Yani burada kavram yanılgısı var. Sperm ve yumurta hücreleri haploid kromozomlu oldukları için sadece mitoz bölünme geçirebilirler. Şimdi mesela yumurta bölünemiyor arkadaşlar. Bunu bilememiş. Dolayısıyla kavram yanılgısı var. DNA eşlenmesi, bir de ayrıca sadece haploid kromozomlu hücreler mitoz bölünme geçirmiyorlar arkadaşlar. Diploid olanlar da mitoz geçirebiliyorlar. DNA eşlenmesi hem mitoz hem de mayoz bölünmede ortaktır. DNA aslında burada da bir... Dursun bakalım. Bir, mitoz bölünme sonucu oluşan iki hücre hem genetik hem de büyüklük bakımından birbirinin aynısıdır. Şimdi genetik bakımından tamam birbirinin aynısı ama büyüklük bakımından aynı olmayabilir arkadaşlar. Şimdi burada DNA eşlenmesi hem mitoz hem de mayoz bölünmede ortaktır. Burada şimdi ben cevaba baktım, bana D şıkkı da doğru gibi geldi ama diyor ki mitoz ve mayozu içeren hücre bölünmeleri için ortaktır. Yani hücre bölünmesi diye bizim ana bir hani konumuz var ya, hücre bölünmesi, sonra biz onu mayoz bölünme, mitoz bölünme diye ayırıyoruz. Burada hani şöyle demesi gerekiyormuş. DNA işlenmesi mitoz ve mayozu içeren hücre bölünmelerinde ortaktır demesi gerekiyormuş. Ama ben olsam ben bunu da doğru kabul ederdim arkadaşlar. Cevabımız A şık. Diğer sorumuz. Aşağıdaki örneklerden hangisini kullanan bir öğrenci substrat yüzeyi genişledikçe tepkime hızı artar ifadesine uygun olmayan bir örnek vermiş olur. Şimdi substrat yüzeyi genişledikçe tepkime hızı artar. Kıyma haline getirilmiş karaciğerin aynı miktar parça karaciğere olan oranla H2O2'nin aynı miktarını daha fazla parçalaması. Safra sıvısının kullanıldığı reaksiyonlarda kullanılmayanlara oranla yağların daha hızlı parçalaması. Bu olur bakın. Neden olur? Çünkü safra sıvısı yağları büyük yağ damlacıklarını küçük yağ damlacıklarına çeviriyor. Dolayısıyla substrat yüzeyini artırıyor. Nişasta içeren yiyeceklerin ağızda iyi çiğnendiğinde daha hızlı sindirilmesi. Bu da olur. Mideye gelen proteinli gıdaların mide hareketleri fazla olan kişilerde olmayanlara göre daha hızlı sindirime uğraması. Evet, mekanik bir sindirim oluyor orada da. Yani substrat yüzeyi artırılıyor. Kuşların taşlığındaki taşların azalması sonucunda
Buradan ince bağırsağa geçen besinlerin daha yavaş sindirilmesi. Bu da olur ama A şıkkı olmaz. Şimdi diyeceksiniz hocam neden olmaz? Burada da hani parça haline falan getiriyor. Arkadaşlar burada bizim substratımız H2O2'dir. Substrat bu. Şimdi karaciğerin içerisinde de katalaz enzimi var. Katalaz. Dolayısıyla karaciğeri ben kıyma haline getirdiğim zaman enzim miktarını fazlalaştırıyorum. Yani substrat yüzeyini artırmıyorum. Çünkü burada substratım H2O2. Bakın bu çok karıştırılan bir kavram. Hem öğrenciler açısından hem de öğretmenler açısından çok karıştırılıyor. O yüzden buraya mutlaka dikkat edin. Burada substrat H2O2. Enzim karaciğerde bulunan katalaz enzimidir. Dolayısıyla burada substrat yüzeyiyle ilgili bir şey yok. Cevabımız A şıkkı olacak. 19. Bir biyoloji öğretmeninin duyu organlarını anlatırken kullandığı kulak maketi hangi model türünde incelenir? Ölçeklendirilmiş modeller, analojik modeller, sembolik, matematiksel, kuramsal. Hangisi olacak arkadaşlar? Tabii ki ölçeklendirilmiş. Çünkü hani belli bir büyüklükte oluyor zaten onlar. O yüzden de ölçeklendirilmiş modellere alıyoruz. 20. soru. Eşeysiz üreme konusunu 5E modelini kullanarak işleyen bir biyoloji öğretmeninin öğrencilerden eşeysiz üreme ile ilgili öğrendiklerine ilişkin kavram haritası oluşturmalarını istemesi hangi basamakla ilgilidir? Arkadaşlar kavram haritasını oluşturmasını istiyor. Yani ne yapacak bunu? Kavram haritasını oluşturacaklar, daha sonra o öğrencilerini değerlendirecek. Yani cevabımız değerlendirme olacak. Gelelim 21. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri biyoloji laboratuvar güvenliği ve uygulamalar için doğru bir ifadedir? Kilitlenebilir dolap kullanılmalıdır. Evet. Maddelerin saklandığı kaplar tahriş olabilecek türden olmamalıdır. Evet. Biyolojik örneklerin organizasyonu basit ve açık olmalıdır. Bu da doğru. Cevabımız E şıkkı olacak. 22. Bir biyoloji öğretmeni duyu organları konusunu işlerken öğrencilerine tat ve koku duyularımız hangi faktörlerden etkilenir sorusunu yöneltmiş ve öğrencilerin görüşlerini almıştır. Daha sonra öğrencilere dil ve burnun işlevini kavrama amacıyla bir deney tasarlamalarını, deneyde izleyecekleri yolları kendilerinin belirlemelerini ve sonuçları kendilerinin yorumlamalarını istemiştir. Ancak deneyle ilgili araç gereçleri kendisine temin edeceğini belirtmiştir. Diyor ki biyoloji öğretmeninin duyu organları konusuyla ilgili öğrencilere yaptırdığı bu deney türü hangisidir? Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz hani gereçleri falan kendisini bulmasını geçtim. Direkt olarak ne yapıyor? Her şeyi açık açık söylüyor değil mi? Açık uçlu deney. Neden açık uçlu deney? Yani sonucunda öğrencinin ne bulacağına bağlı. Yani öğrenci her şeyi bulabilir. Dil ve burnun işlevini kavrama amacıyla her şeyi bulabilir. Her şeyi yapabilir. Dolayısıyla açık uçlu deney oluyor. 23. Öğrencilerinden stoma hücreleriyle al yuvar hücrelerini saf suya koyup mikroskop altında incelemelerini, bu hücrelerin resimlerini çizmelerini ve hücrelerde meydana gelen olayları birbirleriyle karşılaştırarak değerlendirmelerde bulunmalarını isteyen bir öğretmen, bilimsel süreç becerilerinden hangilerini öğrencilerinde geliştirmeyi hedeflemiş olabilir? Şimdi arkadaşlar, saf suya koyacaklar değil mi? Saf suya koyacaklar. Mikroskop altında inceleyecekler. Bir kere gözlem yapma olayı var. Sonra baktığınızda hipotez kurma yok. Verileri kaydetme olayı var. Sonuçta resim falan çiziyorlar. Var. Sonra arkadaşlar sonuç çıkarma olayı da vardır değil mi? Meydana gelen olayları birbiriyle karşılaştırın diyor. O zaman sonuç da çıkarıyor. Ama değişkenleri kontrol etme yok. Yani şu şundan dolayı işte hani şu kadar koydum bu kadar koydum kontrol etmiyor. Dolayısıyla 1, 3, 4 vardır. Diğerleri yoktur. 24. Bireysel olarak güncel çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular kazanımına ulaşmak için bir biyoloji öğretmeni öncelikle öğrencilerine akıllı tahtada bir belgesel film izlettirmiş ve en ilginç yerlerde filmi kapatıp bundan sonra neler olmasını bekliyorsunuz sorusunu sormuş. Filmde geçen olayları tartışmaya açarak olayların neden ve sonuçları üzerinde öğrencilerin görüşlerini almış, daha sonra öğrencilerin görüşlerini de kullanarak filmin devamını izlettirmiştir. Bu öğretmenin yaptığı uygulamalar sırasıyla hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman ilk önce bir belgesel izlettiriyor değil mi? Bu nedir? Bir örnek olaydır. Sonra bununla ilgili arkadaşlar bir tartışma ortamı hazırlıyor. Yani bir tartışma olayı yapıyor. Dolayısıyla örnek olay ve büyük grup tartışması olur. Beyin fırtınası olmaz. Beyin fırtınası ortaya bir düşünce atarsın. Onunla ilgili öğrenciler farklı farklı şeyler söylerler. Ama beyin fırtınası yok burada. Tartışma olayı vardır. 25.
Güncel çevre sorunları ünitesini işleyen bir biyoloji öğretmeni öğrencilere karbon ayak izimizi nasıl daha küçük hale getirebiliriz şeklindeki bir soru sormuştur. Ve öğrencilerden beyin fırtınası tekniğini kullanarak çözümler bulmalarını istemiştir. Buna göre bu tekniği kullanan öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun bir davranış olmaz? Öğrencilerin ortaya koyduğu bazı fikirleri uçuk olarak niteleyerek kabul etmemesi. Bakın arkadaşlar bu olmaz. Öğretmen bunu yapmaması lazım. Öğrencilerini bir kere motive etmesi lazım. Eğer sen bunu yaparsan diğer öğrenciler fikir beyan etmezler. Dolayısıyla direkt A şıkkı yanlış olur. Gelelim diğer sorularımıza. 26. Fotosentez konusunu sunuş yoluyla öğretim stratejisini dikkate alarak öğretmek isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Bakın sunuş yolu bizim klasik anlatım yöntemimiz. Fotosentezin önemiyle ilgili öğrencilere belgesel film izlettirmesi. Bu olur değil mi? Fotosentez konusunda geçen kavramlarla ilgili kavram haritası hazırlaması olur. Fotosentez yapan canlılara örnekler vermesi, farklı canlıların yaptıkları fotosentez denklemlerini tahtaya yazıp öğrencilerden fotosentetik canlıların ortak özelliklerini bulmasını söylemesi. Şimdi sunuş yoluyla öğretimde öğretmen her şeyi söyler arkadaşlar. Öğrenciye bir şey buldurmaz. Bu nedir? Bu buluş yoluyla öğrenmedir. Buluş. Dolayısıyla bu olmaz. Tahtaya yazdığı farklı denklemlerden hangilerinin fotosentez reaksiyonlarına ait olduğunu öğrencilere sorması. Mesela kendisi anlatmış, sonra denklemleri soruyor. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız Denizli şıkkı. 27. 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programına göre aşağıda verilen ünitelerden hangisi 11. sınıfta? Arkadaşlar hangisi? Bakın genden proteine 12, bitki biyolojisi 12, komünite ve popülasyon ekolojisi 11, kalıtım 10, ekosistem ve güncel çevre 10. Cevabımız ne olacak? C şık. 28. Yukarıdakilerden hangileri yenilenmiş biyoloji ders öğretim programının hedefleri arasında yer alır? Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları. Bu olur arkadaşlar. Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer inovasyonlar yapmak için motivasyona sahip olmaları olur. Bilim ve teknolojinin insanı ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri. Bu da olur. Cevabımız E şıkkı olacak. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 2018 biyoloji ders öğretim programında sosyal yeterliliklerle ilgili bilgi, beceri ve tutumlar arasında yer alır demiş. Bakalım. Kişisel, sosyal ve iş hayatında inisiyatif alma ve yenilikçi düşünme. Hedeflere ya da kişisel amaçlara ulaşmada kararlı olma. Demokrasi, adalet, eşitlik, vatandaşlık, insan hakları, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olma. Yerel, ulusal ve uluslararası kültürel mirasın farkında olma. Önemli kültürel çalışmalar ve popüler kültür hakkında sahip olma. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı olacak. Bu sosyal yeterlilikler arasında yer alır. 30. sorumuz. Öğretim programlarıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen değerlerin davranışa dönüştürülmesinde yukarıda verilen ifadelerden hangileri dikkate alınmalıdır? Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Bu olur değil mi? Değerler aktarılırken bütüncül bir bakış açısı benimsenmelidir. Evet. Değerler konu anlatımı şeklinde aktarılmamalı ve öğretim programı kazanımlarından kopuk olmamalıdır. Bu da olur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Böylece ikinci testimizi de bitirdik. Üçüncü testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.